Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimizin konusu iksir. Hala çıkamadık değil mi bu şeyden? İksir neydi, hatırlar mısınız? İksir kimin altyapısıydı? Niyetin. İki tane altyapısı vardı. Niyetin. İksir ve maye. Maya değil, maye. Ben bir şey itiraf edeyim. İki tane niyet var. Fakat iksiri araştırırken niyetin iki ayağı olduğunu, tek niyet olduğunu ama iki ayağı olduğunu, kalp gibi. Kalbin makesi hissiyatı vicdan, mazar hissiyatı vicdan, makesi efkarı dima ya. Hani ki hani kalbin iki tane ayağı var bastığı yer. Hani buraya gelen arkadaşlar şeydir. Tahkik olduğunuz için enfus nereye geldiniz biliyorsunuz. Bunları anlatınca anladığınız inanıyorum. Yani kalbin iki tane ayağı var. Bir tane ayağı vicdan. Öteki ayağı dima. Tamam. Yeni gelenler için artık umumi derse katlanacaklar neyi kastettiğimizi. Diğerleri anlasa ne yapalım. Şimdi niyetin yeri kalptedir. Birinci niyet vicdandadır. İkinci niyet dimağdadır. Yani şey, birinci niyet dimağdadır. İkinci niyet kalpte, yani kalbe bakar, vicdanda. Tamam mı? Şimdi niyet dersini çok yaptık zannediyorum. Değil mi? Çok yaptık. Şimdi niyetin iki tane ayağı var. İksir ve maye. Şimdi ben iksirden konuşacağım. Ders yapacağız. İksirin lügat manası çok tesirli, her derde deva, bir şeyin iyi olmasına sebep olan mevhum ehemmiyetli madde, cisim. Dimada salgılanan bir şey. Doktorların tansiyon olsun, kalp olsun, diğer şeylerde hani diyorlar ki, doktorum da burada, %90 hikmeti bilinmiyor. İşte bunlar yani iksir. Yani şöyle, maddeye ve mekana bağlı olmayan mücerret ama maddede gözüken. Maddeden mücerret ama maddede gözüken, sima gibi. Sima madde değildir. Hani her an duygularımız değişince sima değişiyor ya, latifeler değişince. Yani abi Allah Allah korkuyor, şey yapıyor, namaz kılıyor, kılmıyor. Bu cisimle alakası yok. Olsaydı sabit olur. Sima değişik. İksir de dimada olup ama madde olmayan, ama maddeyi tesir altına alan bir şey. Onu okuyacağız şimdi. Şimdi buna gelmeden önce şu şeye. İksirden başlıyorum ne olduğunu. Sayfalarla çalıştık. Oradan görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sorabilirsiniz. Bu ilk sayfa sözler 710. İkinci numara bu kitabın 6. sayfasında kaynağı var. Mesela onu mesela diyelim. 710'u görüyor musunuz? Okuyacağım bir tane örnek için. Daha anlatmayacağım. 6. sayfada bunun kaynağı şeyde, şurada hemen göstereyim. Var mı 6? 6 yok. Yani 6'yı almamışım, göstermeyeceğim diye. Yani sözlerin 710. sayfada
şuradan kendisi alınmış. Buradan çıkmış. Yani hepsinin size söyleyeceğim yerin kaynağı var. Tire yapıldıktan sonraki sayı bu defterdeki kaynağı nereden alınmış? Ötekisi söz. Sözler 710. İksir, kendi hakikatını senin içine atıp aktif etmesi, barot gibi, çekirdek gibi, bunun hem menfisi var hem de müsbeti var. Müsbeti ise, bir nazar-ı peygamberi ise taşı iksir eder veya bir bedevi cahil arif-i münevvere dönüştürüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi taş gibi kalpleri karıncaya basmaz ediyor. Şimdi bunu değiştireyim, şöyle değiştireyim. Ben iksiri ifrat tefritini yapayım ki daha iyi anlaşılır. İksir arkadaşlar, dimağın birinci ayağıdır. Dimağdadır. Ötekisi vicdandadır. Kaynağı kalptedir. Tefriti şudur. İksir. Kafamızda ne oluyor? İksir salgılayınca bak bizde şu olur. Safsatalarla meşgul olur. Yani mesela diyor ki hocam diyor bir tanesi. Ben diyor güya çobanım. Bu Türk filmde bile olmaz böyle bir şey. Çobanım. Gidiyorum bıçaklarla hayvanı sıkıştırmışım bir yere, bağlamışım, bağırıyor, kurtulamıyor. Bıçakla kesiyorum, doğruyorum. Ondan sonra oturup alıyorum diyor. Ciddi ciddi alıyorum diyor. Böyle bir şey yok ha. Yani durduğu yerde yapmış gibi azap çekiyor. Şaşırdınız değil mi? Doktora bile böyle anlatan yoktur ya. Allah. Ama bozulunca insanın dimağı her şey oluyor. Hayvan bile olamıyor. Nedir? Niye anlattım ben bunu? Safsatalarla meşgul olur. İksir bozulunca dimağda. Sonra tahayyülden beslenir. Dimağın yedi mertebesi vardı. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Tahayyül. Şekillerden beslenir bu. Ama tefriti. Bedensel hayatı esas alırlar bunlar. Yani cismani yaşayışı esas alırlar. Zevk perestirler. Zevk tuzaklarına çok düşerler. Karanlıklarla doludurlar bunların kafaları. İfratları ise erva habiselerin vehimleri. Yani hatırlar mısınız? 339 sözlerde Kur'an'ı dinlemeyen bir kafada, bir insanda meydana gelen üç tane ve dördünü de cem etmiş hastalık var. Kur'an'ı dinlemeyen bir kafada kim? Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, taciz ateşlerinden, o vahşetin dehşetinden. Dört. Şimdi eğer iksirin ifratta çalıştığını nasıl anlarsın? Erva habiseler vehimler üretir. Olmayanı var, varı yok gösterir. Bu işin cicini çıkartacağız inşallah. Dimağdaki bu mertebeler var ya, asım belası, o dabbetül arz. Allah da herhalde inşallah bu derslerle ümmetin imdadına yetişiyor gibi. Veya Risale'deki bu dersler ya, dabbetül arz saracak, arzdan çıkacak bir dabbe. İnsanların tırnağından, dişinden, kemiğine kadar yerleşecek. İşte bunlar yani. Erva habise var ya, ne yapar? Behim yapar. Yoku var, varı yok düşündürür. Acımasızdır. Mesela yastığa koydun. Şimdi ben kalp krizi geçirirsem, ölürsem ne olur? Ölmüş olacaksın, başka bir şey olacak ki. Ne olacak başka? Öleceksin. Evet. Çok tuhaftır. Bugün Allah nasip etti. Şimdiye kadar psikoloji boyutundan, ölümün kaynağından konuşuyorduk. Ölümün, ölüm korkusunun bizzati kaynağını Allah verdi. Ders yaptık. Yarın girer mi devre? Bu akşam. Bu akşam girer. Neydi adı? Hiçlik korkusunun. Hiçliğin, hiçlik kendisini
ölüm korkusu olarak ifade eder. Çok acayip bir derstir. Yeni bir şey, yeni. Allah'ın ikram ettiği bir şey. Erva-ı Habise çok duruyorum. Gene devam ediyorum. Bakıyor musunuz oraya? Tasavvurdan beslenir. Tefriti nereden beslenirdi? Tahayyülden. Diman tahayyül. Yani şekillerden beslenir. İfratı ise düşüncelerden beslenir. Ölüm korkusunu gösterir. Suizanlar ettirir. Hayatta ızdıraplı olan, huzurlu ve mutlu olmayan hangi tiplerdir? Suizan tipler. Hayatta hayatın keyfini çıkaranlar ise hüsnü zan sahipleridir. Hüsnü zan. Hüsnü zan. Allah'a hüsnü zan, Allah'ın icraatına hüsnü zan. Allah'ın beni ömrümü ne kadar tayin etmiş, nasıl yapmış. Allah hüsnü zan. Olaylar hüsnü zan. Suizan. Cehenneme atar. Allah hakkında zan ediyor. Allah sanki beni bırakmış. Bu şurada olursam ne olur? Düşersem ne olur? Yalnız olursam ne olur? Mesela çocuğu sakat doğuyor. Allah suizan ediyor. Beni mi buldun diyor. Maalesef var ya. Beni mi buldun diyor. Nerede diyor Allah'ın rahmeti diye bana mesaj çeken var. Direkt böyle yazmış ha. Aman ya. Ehl-i iman ha. Niçin? Sahiplenmiş. Sanki çocuk onu. Nedir? Allah'a suizan yapıyor. Suizandan besleniyor. Demek ki iksiri aktif eden suizan, ölüm korkusu, ben merkezli yaşamak, tasavvurları kontrol edememek, erva-ı habisenin izacatından ortaya çıkan vehimler. Şimdi vasatını konuşuyorum. İksiri nasıl kontrol edeceksiniz? Kontrol edeceğiz beraber. Bir, hikmet üzerinde olursak, yani hakka hak bilip, hakka yapışıp, batılı batıl bilip, batıldan uzak olma düşünce ve eyleminde olmak. İddia değil. Bilgi sorunu yaşanmıyor asır. Yani bir düğmeye basarsın, doğru bilgiye ulaşırsınız. Bilgi sorunumuz yoktur. Yaşama sorunumuz var. Yaşamadıkça mümkün değil. Hatta bildiğiniz bilgiler bile vehim olur. Eyleme dönüşmeyen doğru bilgiler vesvese ve vehimdir, biliyor muydunuz? Seyrettiğimiz filmler bizi rahatsız eden zemin olur. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazdasın. Gelen filmler, seyretmediğin filmler. Seyrettiğin filmler. Sen oluşturuyorsun şeytanı. Demek ki hikmet üzerine olmak. Laf dinleyeceğiz arkadaşlar. Laf. Bugün sitede yazdım. Rüya görmüştüm rüyada. Zeki insanların baş belasında olan özellikler var. Zeki insanlarda ki baş belası olan özellikler. Zekilerin. Böylelikle siz ona bakın. Zeki misin değil misin de anlarsın. Bana ait değildir. Bir rüya gördüm. Saraydan çıkarken bir abi. Ondan sonra bana dedi ki. Din değil yani, bir rüya işte bu. Şunlarla uğraşma değişmez der dedi. Hangi abi tipler dedim? Taassup ehliyle, haset ehliyle, bir de vesvese ehliyle uğraşma. Onlar düzelmez dedi. Bir de okuyayım. Ha, inat, haset, vesvese ve taassup ehliyle uğraşma. Bunlar değişmez. Sana ikinci bir tavsiyem. Buyur abi dedi. Zekilerin en büyük sorunu kanaat. Kanaat edememek, sebat edememek, sadakat gösterememek, itaat yok. Bir hakikat etrafında veya bir cemaati içinde eriyememek. Fenafil ihvan yapamamak, tefani sırrını yaşayamamak. Zekilerin kuyuları bu. Zekilerde olur bu daha çok. Akıllarda bunlar açmıştır. Bir ereğe, bir hakikate teslim olmuştur. İşte hikmet bu. Haset ehline biraz durdum böyle. Onu da müsaade ederseniz anlatayım. Haset ehli nereye benzer biliyor musun dedi.
Buyur abi dedim. Hasete hani diyor Musa zahirciydi şeriat. Kur'an'da bir kısa var ya Musa ile Hızır Aleyhisselam arasında Musa Aleyhisselam'la. Biliyorsunuz kısayı. Hızır Aleyhisselam batın, hikmet, Musa Aleyhisselam zahir. Biliyorsunuz geniş yapmış, delmiş, sonra karaya çıkmış. Ondan sonra bir ama çocuk orada duruyordu, hatırlıyor musunuz? Hı. Orada çelik çumak oynuyorlardı diğerleri. Onlar gülünce bu da gülüyordu. Peygamber de anlatıyor bunu. Oysa görmüyor. Ha gülüyor. Oysa bir şey gördüğü yok. Onların gülmesine gülüyor. Musa Aleyhisselam zahirci olduğu gibi benim gibi de. Ya şunun gözünü aç dedi ya. Bak Allah'ın hikmetine şey yapan karışma dedi. Allah ya aç dedi ya şu çocuğun şeyini aç dedi ya. Musa Aleyhisselam'ın hayat boyu unutamayacağı ve Allah'a devamlı dua ve istiğfar edeceği bir hatayı yapıyor. Hata demeyeyim de zellet o da. Allah affet. Aç dedi ya. Şefkat ya. Ya menfaat para istemiyor ki şefkat ya. Peki. Çocuğun gözü açıldı. Ne yapmasını beklersiniz? Hemen secde eder. Allah'ım sana şükürler olsun. Değil mi? Dua eder. Ne bileyim yani böyle bir güzel bir şey sergiler. Yapacağı ne oldu biliyor musun? Ne yapması lazım? Dua etmesi lazım değil mi? Allah'ım sana hamd olsun. Çocuk bu iliğe karşı sopayı alıyor. Gidiyor bir tanesinin gözüne sokuyor ve gözünü çıkarıyor. Çocuk bunu yapıyor. Haset ehli böyledir. Senden beslenir, sana saldırır diyor. Böyle bir kısayla bana cevap verdi Musa abi. Sen tevafuk etti. Hem doktor hem Musa. Dedi ki haset buna benzer. Hem diyor senden beslenir, hem de o çomağı alır, senin gözüne sokar. Allah kimsenin başına vermesin. Tedavisi yok mu? He? Hiç mi müdahale edin? Var var. 40'tan sonra ise bu hiç uğraşma. Rusu peyda eder. O hani değişmez değil. Çok zor. Onunla uğraşacağına git 100 tane gençle uğraş. 40'tan sonrakileri davet edin. Ya gelir misin? Böyle dersimiz var. Zorlama. Git gençleri zorla. Gençlerle uğraş. Çünkü o 40'tan sonra gelse bile o 1 sene sonra, 2 sene sonra gene seni sorgular. Teslimiyet çok zor olur. Bazılar kızacak demek ki 40'tan sonra gelmiş ama Rus'u feda etmiş kardeş, ben kuralı ben koymadım. Zamanında seni çok davet ettiler ama gitmedi. Biraz sitem edeyim. Çok duydun ama gitmedin, ne yapayım? Yani benim suçum yok, senin suçun. 40'tan sonrakileri davet edin, kitap verin ama zorlamayın. 40'tan öncekileri zorlayın, simit verin, bir şey paylaşın. İltifat edin. Heh. Zor yani. Çünkü Rus'u peda eder diyor. İşaret edeceğiz da. Peki geldik mi gene hikmet ehli. İksirin vasatı iltizama ait. Dimağda iltizam var ya. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam. Oradan beslenir. Cüz-i ihtiyariyi besler. Aktif ediyor. Nuranidir. İkinci niyet demek istenir. Hüsnü zan sahibidir. Bu çok önemli. Ne olur? Hüsnü zan böyle villada cennet hayatı yaşatır size. Suizan villada cehennemi yaşarsınız. Suizan çok kötü bir şeydir. Yani ben bunu arkadaşına, eşine, iş yeni demiyorum. Allah'a suizan. Ya nereden yaptın yani ya Rabbi işte bu hastalık nereden, parasızlık yani bu kanser veya ya Allah Allah çocuğun bu hasta olması yani tövbe yani beni mi buldun diyeni duydum cenazemde. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi affet yani örnek için söylüyorum. Tövbe yani. Allah'ın suizandır. Dünyanın cehennem yapıyoruz. Ateşle sarmaladım etrafını. Suizandır. Şimdi iksiri böyle kaba taslak gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız ne olur? Manasını bir daha alabilir miyim? Bir daha alalım. Sevgili doktorum böyle yaparsanız ben de böyle ateş gibi basar. Allah razı olsun. Çok seviniyorum yani beraber şey yapmaktan. Manasını bir daha alalım. Çok tesirli. Her derde deva. Bir şeyin iyi olmasına sebep olan
mevhum emniyetli madde. Benim topladığımdan lugatta olmayan istila manasını veriyorum. Maddede gözüküp maddeyle alakası olmayan, mücerret. Maddeyi aktif eden sizin tabirinizle %90 tansiyondur, kalptir, şudur budur. Hastalıkların sebebi bilinmiyor, %10'unu biliyoruz. %90'larındandır bu. Madde olmayan, maddeden mücerret, maddeyi aktif eden. Mesela suizan madde midir? Ha, bu sefer salgılama değişiyor. Allah'a suizan. Ya taşa ya kardeşim, mülk mü Allah'a mıdır? Malikel mülk o mudur? Ya taşa, keyfine bak ya. Acayip bir şey ya. Öleceksin. Sana ne? Kim ölecekse korksun. Sen mi öleceksin? Bir tane söyle diyor ya. Oğlum nereye geldik ya? Bu kadar mezarlıkta var, ölmeyeceksin diyorlar. Geçin, 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 geçin arkadaşlar. Aman çok güzel. Bak doktor geldiniz. Bak doktorlar çoğalıyor. Hepsi talebe bunlar. Aferin. Şimdi vasat iksiri tanımladık mı? Bir de okuyayım abi. Çok tesirli, her derde deva. Acayip bir şey. Her derde deva. Yani oradaki şeyin 7 mertebeyi aktif ediyor. Mesela ne aktif ediyor? Hikmet üzerine olmak. Dima bütünlüğe getiriyor. İltizamı güçlendiriyor. Cüz-i ihtiyari ortaya çıkartıyor. Nuranidir. Hüsnü zanla beslenir. Hüsnü zan hadiselere, olaylara. Mesela Allah Resulü'nün benim hatırladığım kadarıyla bir kaynakta şöyle geçiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etmeden önce ne konuştu? Bir bakın siz de. Ne dedi yani? Benim varabildiğim şu. En giderken dedi şu. Ey burada olanlar, burada olmayanlara, yani bize ulaştırın. Dedi, saydı, en son şunu dedi. Allah'a nihayetsiz hüsnü zan etmeden ölmeyin. Ancak böyle bir şefkatli peygambere yakışan şeydir. Yani şu, Allah yakacak beni, Allah şey yapacak. Bu suizandır. Dur. Ha adam değilim. Ama Allah'ım o. Günahım çok ama Allah'ın kudreti aciz değil. Ya ben ne yapacağım? Yani ümmetimden bir tane daha kalmadıkça, ben almadıkça cennete girmem diyen peygamberin ümmetisin. Bu iyiliği unutulur mu? Bir tane daha kalmadıkça ben o cennete girmem diyor. İlle seni de alacağım. Bu peygambere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed salat getirilmez mi? Salat zannediyoruz ki ona sevap yazıyoruz. İçine giriyoruz. Şahsiyet manesine giriyoruz. Hadi bakalım. Şimdi maddeyi aktif edip maddede mücerret. Ama maddede gözüküyor. Salat. Diyelim ki tam tansiyona bakıyorsun adama tak zirve yapmış. Öyle ne oldu? Maddede gözüküyor ama madde değil. Hemen bir isim takıyoruz. Psikoloji. Doktor bana bakma. Şimdi o ana kargas oldu değil mi? Şimdi ikincisini okuyorum. Senin gelecekte başına geleceklerinden bahsediyorum. İksir iksir, dima ait tamir edeceksin ya doktor olarak. Niyet hem iksirdir hem mayedir. Niyetin iki ayağı vardır. Maye ve iksir. Bu iksir dimağa bakıyor. Dima bütünleştiriyor. Maye ise vicdanı şey yapıyor. Bu hasiyetinden dolayı mahiyet eşyayı tayir eder, değiştiriyor. Hemen bir acele edeyim sırası gelmişken. İksirle maye ikiz kardeştir. Maye kız kardeştir. İksir erkektir. Karşıyı döller, değişmez. Kibirlidir. Maye ise döllenir ve değiştirir. Doğurur. Yani niyetin iki tane şeyi var işte. Bir maye, bir de iksir. İksir tarafı, niyetin iksir tarafı
karşıyı değiştiriyor, döllüyor. Karşıyı değiştiriyor. Anlaşılıyor değil mi? İksir değiştiriyor. İksir karşıyı değiştiriyor. Değiştirmeyen neydi abi? Yani. Şey, dimağı değiştiriyor. Değiştirmeyen neydi? Karşıyı. İksir, iksir. İksir değiştiriyor. Erkektir iksir. İkiz kardeş düşünün. İkiz kardeş ama. Efendim? He. Değiştirmeyen maye. He. Şimdi bir iksir, bir maye. Maya düşün. Şimdi iksir burayı. Tamam mı? Burayı. Burayla değiştiriyor. Onun için gurur. Kendini almaz. Karşıyı. Veya içerideki bezleri şey yapar, değiştir. Maya ise kafirde olmaz. Müslümanda vardır. Döllenir ve doğurur. İkinci niyet odur. İkinci niyet mayedir. Hatemallahu ala kulubihim. Kalpleri hatmedilmiş olanlara kalple alakalı sıfat yoktur. Örnek vereyim. Üniversite diploması iptal edilen bir insanın bütün satı hepsi gider. Gittiği gibi. Veya elektrik kesildi. Acaba süpürge makinesinin ampulde var mı denilmez. Yani hatam Allah'a ala kulubihim olunca kalpler hatmedilirse ne varsa hepsi bitmiştir. Değil mi? Ha, ehli fetret değil. Din geldiği halde reddeden. Veya Müslüman olup yaşamayan. Hatmedildi mi? Mahi gitti. Peki neye benziyor? Fıkıhtan bir misal vereyim. İmanı giderse nikaha gitmiş olur mu? Çünkü imanla alakalıydı. İman gittiği halde imanla ne varsa hepsi gitmiştir. İmanı giderse nikaha da gitmiştir. Şimdi kalp gitmişse kalple alakalı her şey gitmiştir. Kalple alakalı hepsi. Dolayısıyla kalpte bulunan bu arkadaşlar çocuğa şey yukarıya alın. Çocuğu yukarıki kata alın. Tamam mı? Şimdi kalpte bulunan sıfatlar da hepsi otomatik olarak gidiyor. Müslümanda maye vardır. Kafirde maye yoktur. Arkadaşlar cumartesi dersine çocuk getirmeyeceksiniz ya. Bunu bilen insansınız. Onu öğlen dersine getireceksiniz. Bunları derslemek gerek yok ki. Çünkü ciddi bir enfus dersi yapıyoruz. Lütfen. Bir şeyin sıfatlarından aslından döndürme ve dönüştürme gücüdür. İksir. Bir daha. Bir şeyin sıfatlarından aslına dönüyor. Mesela diyelim ki kendimi iyi hissetmiyorum veya suizan ediyorum. Yanlış düşüncelerim var, yanlış hayallerim var. İksir öyle bir ilaç ki aslına dönüştürüyor. Aslına dönüştürüyor. Eğer hikmet üzerine kullanırsan. Mesela bir misal vereyim mi? Yani yanlış anlamazsınız inşallah. Şimdi ben akşama dershanedeyim. Başka fe. Ömrümde de 10 tane film seyretmemişim. Çünkü televizyon görmemişiz. 75'e kadar. Orta bitirene kadar zaten ceyran yoktu. Bilmem ne yoktu. Televizyon yoktu. Bir şey anladım. Fazla tahrip görmediği için. Mesela bununla yatıyorum. Bir bakıyorsun mesela o saraydan diyeceksin o haset nerede yani. Çünkü zihin artık böyle çalışıyor. Rüyada da. Yani gençlere bir örnek olsun diye. Hep kötü örnekler görüyorlar. İyi de örnek görsün. Ne, belki bana bu zarardır. Ama örnek olsun. Zihnim ve kalbim fazla yaralanmadığı için. Mesela hasedi bak o şekilde rüyada. Bu akılla düşünecek şey değil. Bir abi işte sarayda diyor ki haset şuna benzer. Nasıl olur ya böyle? Ha senden beslendiği halde senin gözünü çıkarır. Lan haset böyle tanımlama olur mu? Yani beslendiğimize dikkat edin diye söylüyor. Uzak durun. Oyun geliyor. Allah bu dünya için diyor ki oynamıyorum diyor. Oyun oynamıyorum diyor. Şeytan da işin ciddisinde. İşi ciddiye almış. Şeytan kendisine şeytan değil.
İnanın bana şeytan gayet ciddi. Hiçbir böyle uyku yok adamda. Acayip bir şey. İşini öyle yapıyor ki. Ama biz leylim leylim. Şeytan yanlıştan içeri girmiyor. Zaten yanlış kendisi. Kuralsız doğrularımızdan giriyor. Aynı doğruyu bir öyle yapıyorsun bir böyle. Doktorlar da der ki bak bu ilaç tesir etmesi için aynı saatte iç. En tesirli odur. Hafta içi kaçta kalkıyorsun? 7'de. 7.30'da kahvaltı yapıyorsun. Pazar günü 10'da yapmayacaksın. 7'de kalkacaksın. Gene 7.30'da yapacaksın. Bu yani haram değil. Ama doğru muvazenesizlerden giriyor. Doğru kuralsızlardan geliyor. Kuralından taviz vermeyeceksin. Kuralına taviz vermeyeceksin. Ben mesela bir misal vereyim. Geçen İsmet burada ama o da duymuştu. Televizyon davet etti. Abi beraber çıkabilir miyiz de avukat bir kardeş? Yok abi. Abi niçin? Benim prensip kardeş. Böyle. Asla taviz vermem yani hayatımda. Onun için girmiyor parmak. Telefon ilaçtırmıyorum. Kim kızar? Kızarsa kızsın. Ciddi iş yapıyoruz. Çoğalmanın peşinde olsaydım televizyonlarda olurdu. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Kuralınızı siz çiğnemeyin. Şeytan bile selam durur. Kuralcıya selam durur. Sevgili gençler, televizyonu ve interneti kapattıktan sonra yatarsan herhalde Allah Resulü veya haset maseti görecek halin yok. Lütfen haramdan bahsetmiyorum. Allah rızası için şu telefon beyindeki enerjiyi sömürüyoruz. Sinyaller de alıyorsun. Haberin yok. Erbah-ı âli habiseler geliyor. Neler yapıyorlar ya? Sihir yapılıyor. Sihir. Sihir. Yani haberlerle yapılıyor. Delilimiz nedir? Çık da göreyim hadi. Ona bu akşam girmede gibi göreyim hadi. Her akşam oradasın. O kanaldasın. Hadi girmede göreyim hadi. Sihirlendiğin için. Buzda meşgul olmadan buza şekil vermenin en kolay yolu suya girip oradan buzu şekil vermek kolay olur. İşte iksir zaman ve mekanın arkasına geçip çekirdeklere enerji olup müdahale edebilmek. İksir niyetin içerisindeki sıfatlardan birisidir. Yani buza şekil mi vermek istiyorsun? Çok zordur. Nasıl yapacaksın? Keseceksin. Gir suya, sudan şekil ver. İksir bu. Yani maddede mücerret ama maddede gözüken. Yani umurun batınlarına giren. Şöyle bir misal vereyim bak şimdi. İyi bir şey hatırıma geldi. Ay inşallah unutmadan söyleyeyim. Allahümme selam ala seyyidina Muhammed. Allah Resulü diyor ki cimrinin ikramını yemeyiniz. Cimrinin. Zira illettir. Cömertin yeyiniz şifadır. Öyle mi? Bu manada. Peki ikisi de aynı yemek, ikisi de bu. Cimrinin yemeğiniz illet olur, hastalık olur. Cömertin yeğiniz şifadır. Ne alakası var kardeşim? İkisi de pirinç. Onun hastalığı mı bulaşıyor yani? Sirayet. Sirayet. Eşyayı değiştiriyor. Dima tarafındaki oraya değiştiren iksir, kalp tarafındaki maye oraya değiştiriyor. Abi iksir onu değiştirmez mi? Değiştirir tabii. Ne düşünüyorsa ne oluyor? Ama vicdanla da onay mı veriyor? Tabii yani eğer vicdandaki maya çalışıyorsa merak etme iksir kontrol altında. İksiri kontrol edebilmen için yani iksirde yani ben abi şey yapmak istiyorsam diye, abi bunu yapacaksın işte. Bunun üzerine olacağız. Kitap okuyacağız hikmet. Ondan sonra hüsnü zan edecek. Ortayı okuyorum. Hikmet üzerinde olur. İltizam, cüz-i ihtiyar, aktif edin. Nurani. Yani nuranilerin içinde doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Korkma. Allah aşkına korkma ya. Ölüm yok kardeşim. Ölüm yok. Tahvili vücuttur. İtlak-ı vücuttur. Tebdili mekandır. Ölecek nefistir. Ruh ölmeyecek. Korkma. Sen günahtan kork. Senin ölümün günahla oluyor. Ruh öldüren günahlardır. Azrail aleyhisselam ruhu alandır. Cesette ruh alandır. Ruhu öldüren haramlardır.
ve ruhu öldürüp cesede gömüyor. O zaman ruhun Azrail'i günahlardır, Azrail değildir. Onun için usta diyor ki Azrail ciddi sevmeye başladım. Günahtan kork kardeşim, Azrail'de niye iftira ediyorsun ya? Korkulur mu adamdan ya? Seni kurtarıyor bu olmaktan. Sen diyorsun beni niye kurtardı? Bak, iksiri müsbeti bu. Günahtan kork kardeşim. Mesela yaptın günah, gene bir çıkış yolu var, sigorta. O Diyarbakır'daki adam dediği gibi uçakta. Diyor ki bana ne bakurluyum ne sigortalıyım. 11 tane çocuğum var, ben Allah ile sigortalıyım dedi. Ben Allah ile sigortalıyım dedi. Kur'an okuyordum, hiç ben bir şey demeden koca uçakta. İsmet de duyuyordu bak. Uçakta. Ya acayip bir şey ya, bana mı denk geliyor ya? İsmet yok mu buralar? Arka koltukta oturuyor. Meğer cüzü bitirdim. Dedim ya Sabiha Gökçen'e inerken dedim ya bir 10 dakika bir tefekkür edeyim, aşağı bakayım. Cüz okuyordum hiç bana. Meğer hep bir takip ediyormuş adam. Burada orada o bir sürü aynı familyaymış. Oradan bir tanesi pala büyüktü. Bitirince hocam Allah peygamber senden razı olsun diyor. Ne sesli ya, her tarafı inletiyor. Ulan dedim sana da senin geçmişine de okuduğum Kur'an ruhunuza Allah'ın rızası için hibe ediyorum, Allah'ım kabul et dedim. Ondan sonra amin de, amin diyenlere daha dedim uçaktan kalk. Çünkü bedava cüz gitti. Amin diyenlerin de geçmişlerine dedim okuduğum cüzler gitsin dedim elhamdülillah. Allah Allah, bak gör şöyle. Bak iksir. Soyundan almış kardeş. Soyundan almış. Nesepten etkileniyor. Onun için evlenirken hanımınızı nesepli alın. Hoşuma gitti. Ateşlendim. Yok ateş bilmem ya, ısındım bilmem. Eğer hemen gördüğünüz zaman ısınıyorsanız onunla uzak durun. Çünkü o nefsaniyettir. Kalk geç ısınır. Bak bakalım kalbi midir, yakınlık nefsani midir? Bak nesil çok önemli, iksir etkileyen. Peki devam edeyim. Eskide senin ecdadın, senin baban, deden şöyle evlenmişti. Aslihu neslihu, aslihu nesli. Sen yanıyorum, pişiyorum. Ha işte şimdi de yanıyorsun işte. Aslımız nesli ne demek be abi? Ha şimdi onu öğrenirsin sen. İyi misiniz? Gidiyor muyuz? Hadi bakalım. Seviyorum sizi inan. Yani uğraştım yetiştireyim. Tamam böyle. Paylaşmak istiyorum. Allah'ımla anlaşmam var zaten. Rabbim öyle. Allah da şu anda biliyor. Ya Rab ver bana, ben de kullarına vereceğim. Böyledir. Kim istiyorsa. Evet, hadi devam. Marifetullah'tan gelen muhabbet. Muhabbet kimde olur? Marifeti olanda olur. Marifeti yoksa muhabbet yoktur. Mesela adam diyelim ki şöyle, tıp marifettir. Tamircilik marifettir. Tekstilcilik marifettir. Allah ile din ile onu izah ederse, bağlarsa, dine hizmet ederse marifetullah olur. Mesela Risale-i Nur'u Allah için, Kur'an için insanlara ulaştırmak niyetiyle, ilk önce kendim sonra en yakınlarımı anlatacağım diye İslam'ı, Kur'an'ı, hadisi öğreniyorsun ya. Eğer hakikaten onun için öğrenmişsen delili şudur. Allah için yaptın. Onunla hizmet edenlere bir bağ hissedersin. Eğer taassup edip o tip insanları itiyorsan sen Allah için öğrenmedin. Ölçü o. Mabetin yok çünkü. En mühimi muhabbetullah'tan maye ve iksirdir. Marifetullah'tan muhabbet çıkar. Muhabbette ne varmış biliyor musunuz? Maye ve iksir mevcut. Yoksa yoktur. İksir ve maye yoksa muhabbet yoktur. O zaman güçlü ve karşıyı etkilemenin en kuvvetli yolu ve yöntemi umumi hukukun dışında muhabbet etmektir. Eğer sevmediğin, haset ve gıybetinden kurtulamadığın insan varsa, haset mesela hepimizde olabilir derece derece. Hasette nasıl kurtulacağım diyorsanız, an sana cevap. Sen sormuştun. Haset ettiğin kişiye dua et, bu sıfatlardan kurtulacağını göreceksin. Ben şahidim. Kim haset ediyorsun? Onun kofosunu kurtulacağım adam var falan. Kızdığın adam var ya. Elini kaldır, dua et ya Rabbi.
Onu ıslah et. Allah'a merhamet et. Onu da bana da. Ya onu aziz eyle. Dertlerini bertaraf eyle. İki cihanda aziz eyle. Şeytan diyecek olan manyağın birisine bak ya. Ben ona haset ettirdim. Adam dua ediyor. Hemen haset düğmesini kesecektir. Çünkü haset ettiren o. Deneyin. Deneyin bak ne oluyor. O abi denedik ama 3 gün ona dua mı edeceğiz? Şeytanın kuyusuna bak. Ya diye ne oldu da? Sen o zaman kuyuda kal kardeşim. Ne yapacak bir şey yok. Ne insanlara denk geliyorum. Ama şeyden üzülmüyorum. Risale-i Nur'u değil de öyle konuşuyorlar. Öyle sokak şeyinden. Her şeyde bir hayat mertebesi var. Ağızdan çıkan kelimat çekirdek gibi. Benim ükde-i hayatımı taşıyor. Ağızdan çıkan benim kelimem, dimağım var içinde, kalbim var içinde. Ve eğer aklımdan çıkanlar iksir gibi sana tesir ediyor. Kalbinden çıkmışsa, kalp de varsa maye gibi seni değiştiriyor. Benim ükde-i hayatımı taşıyor. Çekirdeğin ağacı taşıdığı gibi. Kelam onun için iksir gibi tesir ediyor diyor Üstad. Kelama iksir diyor Üstad. Kelama iksir diyor. Hem dünyada kim söylemiş olduğu kelamla orada o kişi üstünde görünüyor. Yani mesela kelam kim demiş? İçi doluysa tesir ediyor. Aynı kelamı başkası söylesin, içi boş tesir etmiyor. Ben ne kadar bu dersin samimiysem size o kadar tesir eder. Ama sizde de alıcılık olması lazım. Buradaki kelam orada dima, vicdan, kalp, ruh ve eylem bütünlüğü resme dönüşüyor. Ve ben görünüyorum, o kelamda öyle görünür. Yani kelamda dima, kalp, vicdan, ruh bütünlüğünün resmidir kelam. Ustad resim diyor Kızılcahamam'da. Kelama resim diyor. Mutadit mesela şeyleri diyor. Camdan veya bir bahçeyi düşünün böyle Yeşiltepe'ye. Böyle bir vadiye çekiyorsun. Taşlar var, dereler var, kelebekler var, ağaçlar var değil mi? Bir sürü şeyler var, kartpostal. Onun içine neler girmiş? Her şey var değil mi? Çiçekler de şöyle. Bir yeşilliği düşünün, tamam? Şak diye çektiniz mi? O kartpostalın adı kelam. Dimağın çektiği fotoğraf diyor. Onunla karşıya gönderme iksir, eğer buradan besleniyorsa, maye de var, onu döllüyorsun. Yoksa ona malumat veriyoruz. Hem nasıl ki kibriti, bak şimdi. Kibriti kumaşa, kağıda sürsen alev çıkmaz. İlle karşıtına sürmen lazım ki nuru, narı, dumanı çıksın. Sünnet-i seniye de yaşanınca ruhta alevleniyor. Mesela kibriti alın. Çıkar mı alev? Çıkmaz. Çizer. Kükürt galiba değil mi? Kükürde sürtün. Çıkar. İşte insan denen bir hakikat var. Ben kibrit gibiyim. Dünyaya sürtüyorum. Çıkmıyor. Zevk tuzaklarına şey yapıyorum. Çıkmıyor. Televizyona sürtüyorum. Çıkmıyor. Sünnet-i seniye bir sürtüyorum alev çıkıyor. Sünnet-i Seniyye'ye ait bir tane örnek vereyim. Dershanenin bir arsası vardı. Dedim acaba burada dershane yapabilir miyiz diye. Gittim baktım ki hiç gelişmemiş. Tamamen tarlaymış. 5-6 sene sonra gittim yani. Acaba şehir olduysa dedim bina yaparız dershane diye. Bir baktım ki ne şehri. Tamamen tarla. Allah Allah neresiydi burası mıydı falan. Sonra muhtar da var nasıl yapacağız? İyi dedim. Navigasyonla girdim. Sünnet-i Seniyye anlatıyorum şimdi. Zaten az kaldı orada hastalandık. Bir saat adama bundan navigasyon nereden söylüyordum adam da bunu anlattırdı. Oradayız ya. Navigasyonla girdim. Navigasyon girdi. Ne istiyorsun dedi. Yürümek mi istiyorsun? Arabayla mı? Dedim ki navigasyon ben neredeyim? Şır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 
mesele gözüküyor. Orada hastane, o tepenin arkasında göl var. Benim bulunduğum sokak, cadde, her şeyi gösteriyor. Meğer plan yapılmış.
Ama tarlada uygulanmamış. Ha. Bu tarla şeklindeki görüntü dünyadır. Navigasyon bedendir. Batarya hayattır. Kart, telefon kartı imandır. İçindeki program, telefon programı ruhtur. Navigasyon programı yüklenmek sünnet-i seniyedir. Uyduysa Allah'a misaldır. Eğer o programınız yoksa nerede olduğunu, burası nedir? Ben neredeyim? Bilmiyorum. Ha bana dedi ki bak sen şuradasın. Hı hı. Bak aradığın 1186 parsel. Ezberledim. 1186 parsel bu. Vay be dedim satarken adam köşe başı demişti ortadaymış be. Hakikaten öyle oldu. Ondan sonra o dedim arkamızda bilmem nerede cami gözüküyor ileride. Cami yeri. Dere geçiyormuş. Keşiş dereymiş o da. Nereden bilecektim keşiş dere neresi? Keşiş dereymiş. Keşişler var ya böyle papazların falan. Papazların deresiymiş. Arka tarafta göl varmış ya. Bir baktım oturduğum yerde bunu da anlattım muhtara. Anlat anlat dedi. Ondan sonra bu dedim sünnet-i seniyedir. Nasıl sünnet-i seniyedir diyor sen dedi. Sünnetlerimiz kalmıştır abi. Ne yapacağım şimdi dakika nasıl anlatayım. Sünnet-i seniyedir dedim. Ne demek sünnet-i seniyedir dedi ya. Sünnet mi? Dedim ya bu program olmasa dedim nasıl girerim. Uydu beni görür mü? Görebilir misin dedim. Nerede göreceğiz kardeşim dedi ya. Abi kardeş nerede göreceğiz? Çıplak gözle gözükmez. Benim nerede olduğumu kim bana söyleyecek? Neredeyim? Nereye gideceğim? Burası neresi? Nerede bileceğim? Sesim de gitmez. Ben de görmüyorum. Ozan dedi ki, gir kardeş. Onu aktif edecek, onunla ilişki, irtibat kuracak bir sistem gir. Navigasyon programına gir. Girdim tır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 
sünnet-i seniye. Dünyayı tanımlıyor. Ben neredeyim, nereye gidiyorum, neciyim. Allah ile bağlayan programdır. Sünnet-i seniye. Ruhu alevlendiren sünnet-i seniyedir. Yani kibrit çöpü bedene, kükürtü başa, bedene, kibritin kafası başa, insanın enfüsüsüne, içsel alemine sünnet-i seniyede kibriti aktif eden zemin, karşıtı, çıkan duman da nefsi, nefis yaşıyoruz. Çıkan nurdan kalbi ve vicdanı hissiyatları hüşyar oluyor. Çıkan hararetten ısıdan akla güven veren dima bütünlüğüne, çıkan külden bedensel hayata. Ondan sonra örnekler olsun diye. Şimdi kaç tane kaldı ki? 4 tane. Çabuk yapıyorum ki çok şeyler var böyle bilmemiz gereken. Niyeti çabuk çabuk geçelim. Kalbe ait bir sıfattır. Kalbe ait bir sıfattır. Vücud ilmisi var, vücudu haricisi yoktur. Çekirde eğer niyetin vücud haricisi olsa niyet ettiğin anda değiştiremezsiniz, sabit olur. 467 galiba veya 464 sözlerde, kaderde anlatıyor. Eğer niyet yaptın, değiştirebiliyorsan vücud haricisi yoktur. Çünkü vücud haricisi olan değişmez. Tamam. İmanı da öyle tanımlıyoruz ya. İman gidiyor, geliyor, büyüyor, küçülüyor, azalıyor, şuurlu oluyor, şuursuz oluyor. Bu sıfatlar hep mahlukun sıfatlarıdır. Eğer vacip olsaydı haşa iman değişmezdi. İman büyür, büyür, küçülür, gider gelir. Çekirdek gibi ruhun bütünlüğüne sebep olandır. Amelin hem ruhu hem de hayatıdır niyet. Allah'ın özel geçiş yetkisidir niyet. Allah'ın alemlerine özel geçiş yetkisidir sana verilen. Başka? Haleti rühiyeleri ölü ve canlı tutandır. Eşyanın mahiyetlerine hükmetme yetimiz ve yetkimizdir. Toprak gibi ölüleri dirilten, dirileri öldürüp çürütendir. Aynı zamanda fikirlerin, hislerin ve haletlerin mezarlıklarıdır. Bil fiil, bil kuvve, yani ağacın çekirdeğine bil kuvve denilir, ağaca bil fiil denilir. Bil kuvveleri bil fiillere dönüştüren berzahtır.
acelecide okuduğumdan da kusura bakmayın, yetişmem lazım. Birinci niyet, yani dimadaki niyet, ihtiyardaki iktidara dimağa bakar. İkinci niyet ise maye, irade yani vicdan imana bakar. Yan sayfa ne işin? Yok, ha, sen şey yapar mısın? Dur. Yan sayfa değil, aşağısı var. Sen aşağısına. Ver bana, dur. Heh. Şurası. Heh. İmana iksir diyor. İtikat yani. Kışrı cevheri dönüştürüyormuş. Yani kabuğu öze dönüştürendir dimağdaki iksir. Yani buz iken suya. Yani niyet, maye ve iksir diye ikiye ayrılıyor. Arkadaşlar bu şekilden daha iyi gözükür gibi geliyor bana. Görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? Orada da gözüküyor değil mi? Görüyor musunuz? Tamam. Maye değiştirerek dönüştüren, Allahu alem vicdana bakıyor. İkinci niyettir, iradedir, kız kardeştir. İksir değiştirmeden dönüştürendir. Allahu alem dimağa bakıyor. Birinci niyettir, cüz ihtiyarı besler, erkek kardeştir. Kız kardeş maye, erkek kardeş iksir, ikisi de ikiz kardeş. Abi, tek yumurta ikizi değil ama. Çünkü secereyi ilk hatta gösteriyorsunuz. Biri... He, devam. Evet. Biri çok yukarıda, biri çok aşağıda. Evet, olabilir. O iki, aynı yumurtanın iki şey olduğunu merak etmedim. Ne bileyim, böyle adamlar da çıkacak diye. Seviyorum elhamdülillah. Yani katılımcıyım. Fuzuli değil. Hani çok seviyorum bu işte böyle. Katılımcı, katkısı olabilecek, düşündüğünü. Yani sırf düşün, şey yapan değil. Abi bir dakika, buraya kadar indin ama bak yukarısı ne? Diyeni. Çok hoşuma gidiyor. Böyle dersi böyle beraber işlemeyi çok severim. Atölye çalışmayı çok severim. Ama bazen diğer yer kaldırmamın sebebi, gördüğünüz gibi bazı zamanlar, eskide görmüştüm. Öyle bir patavatlık yapıyorlar mesela, zarar veriyorlar. Onun için yapıyor ama bak ne güzel şeyler oluyor, güzel oluyor. Hadi bakalım, katınız olursa alabiliriz demek de söylemiş oldum. Sahabeler sohbet-i nübüvvetle, bak hele bak iksire bak, bak ne olacak. Sahabeler sohbet-i nübüvvette ne var? Allah Resulü'nün sohbet. Sahabe demek sohbet arkadaşı demek. Yani nefesi vurduğu kişi. İnikas oluyormuş karşıya, incizap oluyormuş, iksir oluyormuş. Eğer maye yaparsa cebir olurdu. Onu ihtiyarsız, cüz-i ihtiyarını ve iradesini kullanmadan adamı aşağıdan değiştirdi. Maye olur, imtihan kalkardı. Mesela bir misal vereyim. Şu anda etkilenmedi, şu anda rahat değil misiniz? Rahatsınız yani. Şu anda iksir var şu anda dersin sizin üzerinize. İksir. Şu anda bilmiyorum ama en azından kesin bildiğim şu: Allah şans-ı manevi, ustadımızın ruhaniyeti, Risale'nin bu şeyi, iksiri hepimizi tesir altına almış. Şu rahatlık oradan kaynaklanıyor. Tarikat berzana girmeden zahirden hakikate geçiriyor bu sıfatlar. Başka, girdiği yeri değiştiren iksir. Bu noktadan içkiye de iksir diyor Ustad. Sözler 122'de. Yani insanlıktan çıkaran, başka kişiliğe dönüştüren demek. İçilmeyen iksirlerden içtiler diyor. Hatırladın mı? Seyircileri rahatsız ettiler. Ha, seni sağ Yasin. Acayip bir şey değil mi? İçilmemesi fakat farklı şeyler için. Evet. Arkadaşlar, yani bütün hedefim şu. Hem gelecek nesile hem bize. Yani şu dima ve içsel yapıyı evinizde dolaştığı gibi dolaşmamızı sağlamak. Şu oda şudur, mutfak budur, tuvalet budur. Bu yani gidip de haşa
mutfakta yatak odasının özelliğini, efendim tuvalette mutfak özelliğini aramasın yani. Nerede ne bekliyor, nereye niçin giriyorsun? Yani bu budur, bu da budur, bu buradan geliyor. Mesela ne olur, ben her ders için demem, bugün hiçlik, hiçliğin, vicdanı rahatsız eden hiçliğin dimadaki yansıması ölüm korkusudur. Yeni bir şey diye, Allah'ın ikramı yani. Böyle bir tanımlama olmaz, bir daha söyleyeyim. Vicdanı rahatsız eden, fakat vicdan rahatsız olunca yukarıya dima tın 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 ediyor. Akıl hiçliği anlamıyor. Akıl hadiselere ve eşyaya alakalıdır. Bir cihaz insanidir. Aşağıdan gelen, vicdanı rahatsız eden o hiçlik elemini çözemiyor. Hemen bu sefer bize şöyle yansıtıyor. Aşağıda bir olay var ama onu tanımlamak için sana en yakın bilgim korkudur diyor. Ölüm korkusu. Onu sana sunuyor. Değil işte yani. Temelde hiçlik var yani. Bir 40 dakikalık bir derstir. Aşağı iniyoruz. Kur'an'ın icazına iksir azam diyor. Yani insanı insanlık makamına taşıyor. Hani var ya anlatmıştım, kabirde birisi ayrılmayacak sizden. Nükel Mekir diyor ki çekil de yani hesap soracağım ya. Hayır ben çekilemem diyor. Ya niye çekilemezsin? Çünkü o beni hiç çekmemişti ki. Ya sen kimsin dedi ya. Ben onun okuduğum Kur'an. Ondan sonra Allah'a müracaat ediyor. Allah devreye girmeden olmuyor. Nükel Mekir diyor ki ya Rabbi. O zaman Cenab-ı Hak ilham ediyor. Kenara. Bu sefer kalbin yanına duruyor. Ve dururken diyor ki endişe etme. İşte var ya ayet onu tanımlıyor. Artık onlara ne korku ne hüzün vardır. O Kur'an diyor ki korkma, hüzünlenme. Buradayım. Sen beni bırakmadığın gibi ben de seni bırakmam. Bırakmayacak yani. Kur'an canlı ve ruhludur. Bu sayfalar ustad huruf libası giydirilmiş Kur'an'a diyor. Kur'an değil bu. Musaftır. Kur'an'ın 55 tane ismi var. Bir tanesi Musaftır. Vallahi böyledir. Billahi böyledir. Ben seni hiç endişe etme dedi. Ne olur böyle inanın. Allah üstü zan budur yani. Böyledir. Okuduğunuz zaman okununca sende uyanan Kur'an'dır. O işte sen kitabını oku denildiği zaman o sende uyanan Kur'an'a. Neyse Kur'an deyince, peygamber deyince ben devre dışı şey yapıyorum. Hadi bir çabuk geçiyoruz. Risale-i Nur'lara iksir azam diyor. Yani insanın aklını talim, kalbini terbiye ve hayatını aktif ettiğinden dönüşüme aslına yani fabrika ayarlarına döndürdüğü için Risale-i Nur'a iksir diyor. Telefon bozulduğu zaman bir ayar var ya, fabrika ayarlarına geri dön. Ha, Risale-i Nur okuyan fabrika ayarlarına geri dönüyor. Bilgisayarda da şey var, böyle virüs girdiği zaman şey yapılıyor, geri yükleme yapılıyor. Evet, 3 gün önceki geri programa dönüyor. Geri yükleme. Geri dönüyor. Evet. Ağzımızdan çıkan kelamın bizden ayrılsa da hava aleminde sönse de bizimle canlılığı, bağlılığı devam ediyor. O kelam beni suretim şeklinde ötelere görünüyor. Yani ötelerde benim suretim olarak gözüküyor havada. İnşallah bu sima dersini yapınca göreceksiniz ki ahiret, hani burada onları yaşıyorsunuz bir dersi vardı ya, ondan daha ileri bir derstir. Burada orayı yaşıyorsunuz. Vardı ya, hatırladınız mı? Haletler. Allah'ın izniyle bu sima bitirmek üzereyim. Böyle yapacağım haritalı. Haşır hepten şey gibi olacak. Bardaktan daha kesin olacak dünyanızda. Örneği kalacağız yani. Allah'ın izniyle. Müsaade ederse Allah. Müdahale edilirse yapabildiğimiz kadar. Bazen edilmiyor, istenmiyor. İstenmiyor. Mesela nasip ve mensu yapacaktım Risale-i Nur'da. Ustad istemedi. Yapma. Risale'de nasip ve mensu yapacak. Yapma. İstenmiyor. Mesela işte falan ders o kadar oluyor. Ama sureti planlamışım. Böyle 6 ayı geçti. İşte cismaniyeti. Suret acayip olacak inşallah. Her şey acayip olacak, sevk olacak. Allah nasip edersin. O zaman böyle canınızı, ruhunuzu teslim etmeye çekinirseniz namertim ben. Hiç çekinmeyeceksiniz.
Çünkü ölümün hakikatini keşfeden kamil insanlar ölmeden önce ölmek istemişler. Allah'ın izniyle. Allah'a. Ama sadakat olacak kardeşim. Zekilik yapmayacağız. Sadakatımız olacak, teslimiyetimiz olacak. Kafayı sokmayacağız bu işlere. Sorgulamayacağız Allah'ı, dinini. Allah'ın icraatını sorgulamayacaksın. Nereden geldi bu hastalık? Bilmem nereden geldi. Ya sorgulama kardeş ya. Sana ne? Kendini vücut rengini verme. Neyse. Nasıl ki gıybet eden adama o gece kardeşinin etini yeme şeklinde kendini görmesi gibi veya art niyetle yarın gelecek olan komiseri ustad yılan suretinde bir gün önce görmesi gibi hiçbir şey asla çıktığı kaynağından kopmuyor. Öyle bir şey bu iksir. Korkunç bir şey. Niyet yılan olmuş. Ve öyle daha önce gelmeden, adam gelmeden yılanı gelmiş. Yani daha balık sana gelmeden, servis yapılmadan pişerken kokusu sana geldi. Adamın sıfatları geldi sana. Daha bakıyorsun bir memurda bir şey konuşacaksın, iş falan veya işe gireceksin. Adam gelirken müdür, tamam demeye gerek yok. Suratı şey yapalım. Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Yusuf'un kokusunu alıyorum maşallah. Güzel. Ve adamın, bakıyorsun sana müdür ne diyeceği belli. Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Allah. Hadi bakalım biraz daha. Güzel gidiyor. İki yaprağımız kaldı. Risale-i Nur için faydaların içinde en menfaatlı, en faydalı olan tiryaki enfadır ve iksir-i azamdır diyor. Geç. Sohbet-i Nebeviye ne derece iksir-i nurani olduğu, kızını canlı canlı gömme halet-i rüyesini karıncaya ayak basamaz halet-i rüyesine hem değiştirmiş hem de dönüştürmüş. İksir-i nurani varsa, iksir böyle bir şey. Yani mesela bir tanesini söyleyeyim. Trabzonlu muydu? Hatırada geçiyor. 8 tane adamı öldürmüş. Hapishanede en çok o öldürdüğü için o hapishane kralı olmuş. Kollarını falan zincire bağlamışlar içeride de. Yani böyle bir zalim ve cani. Nurcu oluyor. Sonra usta da diyor ki tahta kurusunu öldürebilir mi? Onlar insanı öldürürken hiç sormamış caiz midir diye. Tahta kurusunu öldürebilir miyim diye usta da haber gönderiyor. Nasıl böyle değişmiş? Ne oldu yani? İksir işte. Risale-i Nur böyle bir iksirdir. Adam öldürmek caiz midir değil midir sormuyor. Tahta kurusunu öldürmek caiz midir değil midir soruyor, haber gönderiyor. Ve adamı da yiyor ha. Şimdi bu adam 8 kişi öldüren adam buna bir şey yapmıyor. Bu nasıl bir iksir? Allah Allah. İksir-i nurani. Nuranidir. Yani karşıyı değiştiriyor. Nuranidir. İksir kesifi de vardır. Yani zulmetli böyle. Art niyetli. Mahkeme duvarı gibi. Suratsız adam. Böyle. Gözüne bakıyorsun engerek yılanı gibi adamı sokar böyle. Zalim, hain yani. Şefkatsiz böyle. O zulmanisi de var bu iksirin. İksir zulmani var ki karşıyı etkiliyor. Yani eşyaların birbirine karşı melekutiyeti taraflarında geçişler çok kolay oluyor. Yani arkadaşlar buzda müdahale etmek zordur, su kolaydır. Suda zordur, H2O'da kolaydır. H2O'da zordur, hidrojen oksijene geçmek ama enerjide kolaydır. Ne kadar batına geçersek arkada birbirine geçişler o kadar kolay oluyor. Bedensel haletlerde ne kadar çıkarsa, kalbin ve ruhun derece hayatını yaşarsak burası orası karışık olur. Yani şey şaşırmasın. Zaten burada orayı yaşıyorsun. Ne değişecek ki? Abi ne diyorsun? Şu andaki haletiniz dünya cinsinden midir? Şu andaki armoni yani rahatlama, huzur, feyiz yok mu? Bu ne biliyor musunuz? Ötelerin hakikati. Burada böyle bir şey yok. Kuru fasulyeden gelmemişsiniz. Sudan değil ha. Bugün yediğiniz gıdadan gelmemiş. Bu nedir? Burada, orayı yaşıyorsunuz. Bunun kaynağına gitmekten ne korkuyorsun? Şu aletin kaynağına gitmekten ne korkuyorsun? Bugün ne kadar ona kuyruğa girdin, bilmem ne yaptın, oyadı, gitti. Bir sürü sıkıntı çekmedik mi? Şu anda var mı? Bir de huzur yok mu? Bunun kaynağına gidiyorsun işte. Ölüm bu yani.
E bu kadar tatlı bir haleti gidilmez mi ya? Burada orayı yaşıyoruz. Haberimiz yok. Bunun iksiri kutsiyet mi abi? Kutsiyete. Tabi şu anda iksir kutsiyet. Şu anda şahsi manevimi yapıyor. Tabi ki o ama Allah aralıyor. Yani şu anda kızım var ya. Allah diyor ki sana. Bak şu anda sende memnunum. Bak sende memnunum. Çünkü Allah hazır olmasaydı sende, ayağın olmasaydı, tayin ve teşebbüs etmediyseydi, sende hazır olmasaydı sende huzur olmazdı. Hazır olduktan sonra huzur olur. Allah araladı kendisini sana. Ama maalesef Allah ötelere koyarsan, Allah ulaşılmaz, Allah tamam da yani böyle olmamalı ya. Dost istersen Allah yeter ya. Dost diyor, dost. Uzak istersen Allah yeter demiyor ki. Şah damarınıza daha yakın değil mi ya? Acayip bir şey. Güneş girip çekiyor öteki tarafından ya. Allah ile konuş arkadaş. Dost gibi. Ya Rabbi. Ya bu işim olmuyor ya. Sebebi de yok ha. Ya Rabbi bu sebepsiz. Nasıl yapacaksın bilmiyorum ama ya Rabbi bunu yap yani. Sebebi yok. Bak sebepsiz nasıl yarattı göreceksin. İste yalnızdan ya. Yataktan gece kalktın. Ya Rabbi. Sen Kur'an'da diyorsun ki şeytan size ne fısıldadığını ben biliyorum. Ya Rabbi bu adam bu senin kulun. Beni rahatsız ediyor vallahi. Bak sana şikayet ediyor. Bir çocuğun çikolatayı istemesi gibi. Daha acayip. Baba, anne yemek istiyorum den daha acayip yap ya. Yani verileceği verilmesi değil o. İsteme kendisi ücrettir. Ustad diyor ki hizmette ücret almayacağız. Hizmet kendisi ücrettir. Dua edebilmek ücretin kendisidir ya. İstediğin şeyi almak değil. İstemek kendisi almaktır. Bağlandığın işareti. Huzuruna kabul edilmeseydin onu yapamazdın. Onaylanmasaydın onaylayamazdın. Sevilmeseydin sevemezdin. Kabul edilemeseydin, dua edemezdin. Efendim abi. Bağlantının işareti oldu. Evet, bağlantının işaretidir. Ya Rabbi. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Ya acayip şeyler ya. Hep böyle Risale-i Nur'dan düşünün böyle. Allah hep uzaklaştırdılar bizi ya. Allah'ın isması nerede? Ya buzun neresinde su varsa Allah'ın isması her eşeğe böyledir ya. Devam ediyoruz. Neredeydik ama? Yani miydi? Yani eşyalar birbirine karşı melekütü taraflarında geçişler çok kolay oluyor. Rüyalar gibi adamın alemine giriyorsun, etkileyip değiştirebiliyorsun. Mesela bir tanesi bana anlattı. Buna müsaade hem teneffüs ettireyim. Dedi ki, bence veli birisi, temiz birisi çok. Ya dedi, gece dedi kalktım, namaz kıldım. Onu hayal ettim dedi. Hayal ettim, tahayyül. Tasavvur ettim, onu düşündüm. İyi adamdır, taakkul ettim. Yedi mertebeyi kullanarak dua. Hayal ettim, onu düşündüm. Hizmette bir adamdır. Taakkul, tasdik. Sonra dedim ki, ya Rabbi, onun sıkıntısını kaldır. Yardım et bunları. Sonra dedi, ertesi gün merak ettim acaba nasıl yapıldı. O saatte yani o gece bunu rüyada görmüş. Geçişler oluyor. En makbul dua ile meşgul olmuştum bir ara. Dua edeceğin kişi tahayyül etmek, tasavvur etmek, taakkul etmek, tasdik etmek, izan etmek, iltizam etmek, itikad etmek. İnşallah duada kullanırız onu. Bir kardeşimiz burada kalan bir kardeşimiz de bu aralarındaki geçişleri bulmuş. Dünyanın neresinde olursa olsun. Ne olursa olsun. Öyle mi? Yani buzun neresinde su varsa duada ruhun orasındadır. Vicdan da var mı? Her tarafta. Vicdan mertebelerine de var mı? Var. Hem de nasıl? O acayip olur. O öteki tarafta oluyor. Yani öteye geçiyorsun. Bu dünya şey. Vicdaniyeti kullanırsan var ya irade, his. O zaman bütün oluyor. Sen benlik kalkıyor. O kalkıyor. Yani o seviye biraz gidip içini şey yapıyorsun.
İki tip insan var, temizleyici, tamirci. Tutup getiriyor, girmiyorsun. Benim gibi buraya nasıl girsin pis bir yere? Affedersiniz. Geliyor, ruhumu alıyor, temessülatını tamir ediyor. Din değil, benim tespitimi söylüyorum. Tamir ediyor, diyor, sonra koyuyor. Bazı mütevazı ve çok büyük insanlar var. Giriyor Hasan'a, gidiyor oraları tamir ediyor, ondan sonra çekip gidiyor. Ona delil şu, mesela rüyada yapılmıyor. Şu an geliyorlar. Hangi şeydeydi o sarayda? Bir sürü şeyler söyledi de ben size bir parçasını söyledim. Bak Hasan böyle bir tip adamdır. Şunlarla meşgul olma. Tamam. Hasan nedir? Nedir abi dedim. Ne yaptı şimdi beni? Nereden yaptı? Ve şu anda dünyada değil o. Nereden yaptı bunu? Nereden bunu bana gönderiyor? Ben de size söylüyorum. Yani burası orası bedensel bir düşünceyle ortaya çıkan bir şeydir, farklılıktır. Melekutiyeti eşyanın arka tarafında burası orası öyle bir şey yok ki. Dışarıda buzdur. Ama nasıl anlatacağız hiç ömründe su görmemişe, buzda bulunan adama diyorsun ki bak buz diye karşı kafana takma, bu sudur ya. Ya ne ya, gidip de gören mi var ya, ne suyu ya, buz işte. Nasıl anlatacaksın? Dünya buzdur, ahiret sudur. Su buzun neresindeyse ahiret dünyanın orasındadır. Tamam. Son şeyimiz. Rahmet ilahiyenin en latifi, en güzeli, en hoş, en şirin cilvesi olan, cilvesinden olan şefkat. Bir iksir-i nuranidir. Vay be hanımlara bak. Sizde de var canım, o kadar ötelemeyim. Şefkat neymiş? En latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvesi olan şefkat bir iksir-i nuraniymiş. Karşıyı alt üst ediyor, darmadağın ediyor. Aslında bir iksir mana harfinin içinde gözüküyor. Evet. Mana ismi olmaz. Şimdi kelam karşı tarafa tesir ediyor. Yani İslam'daki kelam tekelim ezelinin cilvesi ya. Çekirdekteki ağaç gibi mi? Karşı tarafı o ihya ediyor. Yani. İhya ediyor. Karşıyı. Mesela şefkat iksirdir diyor. Mana ismi cihetinde olan bir sohbet, o zaman o iksire masal olmuyor. Karşı tarafı ihya edemiyor. Evet. Manayı ismiyle olursa evet. Manayı harfiyle. Mesela şimdi hepimiz talebeyiz. Ben seslendiriyor. En çok ben muhtaç. Tevazı değil ki, doğrusu bu. Burada Dellal-ı Kur'an'ı saydığı muvakkat-ı makam. Hepimiz şeyiz. Burada iksir olursa, ihlas, samimiyet olursa hepimiz birbirimizden istifade ediyoruz. İksir oluyor. Yani insan en azından mana ismince tecrübe ederse, mana harfiye geçiş yaparsa her bir sohbette o iksire, o inzaba mazar olur. Vay be. Şefkatin içinde bu sıfatlar olduğundan iksir-i nurani olmuş. Şefkat iksir-i nuraniymiş. Şefkat karşıyı değil kendinden vazgeçip, Allah Allah, şefkat neymiş? Karşıyı değil, kendinden vazgeçip karşısı olmak. Benliğini kaldıran, seni yok edendir şefkat. Bak bir daha söyleyeyim. Şefkat karşıyı değil, kendinden vazgeçip karşısı olmaktır. Benliğini kaldırandır, seni yok edendir. Adeta sanki hiçliğini başka şey olmanın provasıdır. Yani şefkat sanki kendi benliğini yok edip başka şey olmanın provasıdır. Tavuğun şeye saldırdı. Evet, canavar olmuş sanki. Korkak tavuk oldu, aslan kesin. Yani başka şey olmak. Yani o olmak. Yani onu buraya taşımak değil, taşınmak. Hani biraz önce anlattım ya, bazı veli ve alimler girip düzeltiyor. Abi nasıl düzeltiyor? Aa işte şefkat. Girip içeri tamir ediyor. Şefkatli bir valide. Ben bir tanesini anlatayım size. Benim başıma geleni. Siz daha fazla rastlamışsınız. Şimdi bir gün oturuyoruz böyle ailece falan. Beni yıkamış yani ablam. O kadar büyük benden. Yaşlım. Ben 52 yaşını düşündüm. Şimdi solda burada koltukta oturuyor. İş anlatacağım. Burada ben oturuyorum. Beni kızdırdı. Erkek kardeşim. Yani din adına. Bayağı kızdım. Kızdım böyle. Saydım. Koltukta böyleyim ya. Elini koydu. Kardeş.
Sakin ol ya. Ah, sana yakışmıyor. Koyduğu anda sanki 500 bin voltluk keban barajının enerjisi gibi geldi. O gaz, o ne, o öfke, nefret, o ne enerjisi ise. Peki anayı düşün bir de. Anan bir kafaya elini koysa. Sağsa annen. Yani şefkatin karşıyı ne kadar değiştirdiğini anlatmak istiyorum. Bak ha, sana yakışmıyor ya. Sakin ol. Oh, sakin. Temas etti mi? Tırnağından, dişinden, kemiğine kadar dabbetularz var ya. O öfke kemiktendir. İşte onu anlatmıştım çok. Ne yaptı bana? Kemiğime temas etti. Çaktırmıyorum diyor ama her şeyim gitti. Şimdi şefkatli bir anne düşün. Oysa kırılmış bir tarafı çocuk. Alıyor ama ana sürünce o gidiyor. İksir böyle bir şey. Karşıyı değiştiriyor. Kendine göre değiştirmiyor. Adeta hiç değil provası sanki. Bu şefkati veren, Allah'a şimdi düşün. Bu validelere, hayvani ve insanı olsun. Şefkati veren kim? Allah. İmam-ı Rabbani Hazretleri, okyanus gibi olan Rahim isminin bütün insanlara ve hayvanlara, geçmiş ve gelecek kadınlara ve insanlara verilen şefkat okyanus içinde damladır. Allah'a hayal et şimdi. Gadabını, merhametini, gadabını aşmış ya. Ondandır böyle. Şimdi böyle bir Allah ne kadar sevilir, ne kadar gurur duyulur, ne kadar Allah ile iftihar edilir. Ya Rabbim ne olur bir odada konuşsanız da evde kimse yok merak etme deli demezler. Ya Rabbim seni seviyorum ya. Onu bildiğine bırakma. Bildiğini bildirmen gerekiyor. Yani ya Rabbim seni seviyorum Allah'ım senden gurur duyuyorum. Bir de ya bak ne oluyor. Bak cevap geliyor mu gelmiyor mu? Zaten geldi demeden önce gelmiş ki diyebiliyorsun. Gelmese zaten diyemezdin. Sen demeden önce ücret almışsın. Diyebilmek ücreti önceden aldığını gösteriyor. Bunun tersi yani karşı yapılandıran şey kendini tahrip ediyor. Aşk değiştirerek dönüşmek, aşk değiştirerek dönüşmek karşıyı değiştirip kendisi dönüşüyor. Benliğini ortadan kaldırandır. Şefkat ise değişmeden dönüşmek karşıyı yaşamaktır. Karşıda yaşamaktır. Onun için Zeliha'nın Yusuf'a karşı aşktır. Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf'a karşı durumu şefkattır. Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam. Evet. Şu hulasa. Niyetin iki ayağı var. Birincisi dimağda ki iksir. Diğeri kalptekidir, mayedir. Birinci niyet iksirdir, dimağa bakıyor. Şimdiki zamana bakıyor. Baktığı için kitab-ı mübine bakıyor. Kafir mümin fark etmez. Herkeste vardır iksir. Ama zulmani, nurani. Emri nisbi ve emri itibariden beslenir iksir. Şu emri nisbi, emri itibari ne demek anlatayım. Şu bina çok büyüktür. Levent'teki gökdelene göre kıyas edersen küçüktür. Bu bina niye büyüktür? Gece konduya göre. Bu dışarıdaki kıyasla bilinene emri nisbi denilir. Hariç, kıyasla. İçeriye aldığımız malzemeler, bilgilerle kendimiz yeni bir kurgulama yapıyoruz. Bu emri itibaridir. İksir bu iki kaynaktan beslenir. Emrini bir diş kaynak, bir iç kaynak. Geleceği aralayan çekirdek gibidir iksir. O ki gelecek yok neyi düşünüyor? Geleceği düşünüyorsak vardır o. O zaman geleceğin en güzel delili planlar ve düşünceler yapmak ve iksirdir. Geleceğin en güzel delili üstad diyor ki çekirdektir. Madem gelecek yok planlanmamış, geleceği ifade eden mazi istikbale taşıyan çekirdek niçindir? Çekirdek mazi istikbale taşıyandır. Uzattığımı biliyorum. Ama sabredin. Cüz-i ihtiyari yönlendirendir iksir.
Maye ise iradeyi yönlendirendir. Niyetin de ruh nedir? İhlastır. Yukarıdan aşağı iniyorum. İhlas, niyet, maye, iksir. Yani amellerin ruhu niyettir. Niyetin de ruhu ihlastır. İhlas olayları Allah ile yorumlamak, niyet olayları ahirete göre yorumlamak. Bir tane nokta istinat mı? Bir tane nokta istimdat. Maye ile iksir ikiz kardeştirler. İksir erkek kardeştir. Karşıyı değiştiriyor. Kendisiyle meşgul olmaz. Maye ise döllenip değiştirendir. Buna da ihlas döllüyor. Bunu da ihlas döllüyor. Kafirde maye yok. İksir var. Başka? Hem hayra hem şerre yönü vardır iksirin. Hakikate bakar. İksir. Maye mahiyete bakar. İksir dimağa ve iltizamdadır. Vücud ilmisi var, vücud haricisi yoktur. Hakikat eşya daire hayatta ve iksirdir bu da. Ve böylelikle bitirmiş olduk. Peki, bunu ben size nasıl daha çalışmanızı şey yapacağım? Bu dersi dinlediniz ama bu dersi eğer dinlerseniz bir daha sıcağı sıcağına. Ama defteriniz olursa, defteriniz yoksa dinlemeyin, gerek yok. Ne aldın? Sağ ol. Eğer defteriniz varsa ben bunu ciddi bir şey yapmak istiyorum. Yani bu yayınlanırsa, dersi durdura çalışırsanız aynı şu andaki hali ters daim yaşarsınız. Tamam. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi gecemiz ve gündüzümüzü mübarek eyle. Amin. Bizi İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, ağlayan alem İslam'ı ittihad-ı İslam'la güldür ya Rabbi. Amin. Hizmet imani Kur'an'ı edi, ihlasla, sadakatla, takva ile hizmette iştinab-ı kebair ve takva sırrına tam hazar eyle ya Rabbi. Amin. Semavi arz-ı afatlardan hıfz-ı emin eyle ya Rabbi. Amin. Usul ve furularımızdan her kimler ahirete intikal etmişlerse, hem her kim bizden dua bekliyorsa, hem kim bize dua ediyorsa, hem kim hizmet imani Kur'an ile alakadarsa ya Rabbi ki cihanda aziz eyle. Amin. Dertlerini bertaraf eyle ya Rabbi. İştirak-ı amal-i uhreviyeden hisselerini azim eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, razı olmadığın geçmişimizden tövbe, razı olmayacağın geleceğimizden de sana sığınıyoruz. Amin. Kabul eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ve ahir davahümen ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.